Bildiğiniz gibi çocuk işçiliğiyle mücadele konusu bakanlığımızın uhdesinde yürütülen bir çalışma. 2023 yılı hedeflerimizden birisi de ülkede çocuk işçiliğini sıfıra indirmek. Bu konuyla ilgili bir stratejik plan hazırlandı ve bakanlığımız bu stratejik plan çerçevesinde faaliyetlerini yürütüyor. İlimizde de faaliyetlerini yine bakanlığımıza bağlı il müdürlükleri olarak başta Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü olarak koordineli olarak yürütüyoruz. İlimizde şükürler olsun çocuk işçiliği ile ilgili çok önemli bir problem yok. Özellikle ilimizin tarım işçiliği ile ilgili sorununun olmaması çocuk işçiliği ile ilgili problemi büyük bir oranda ortadan kaldırıyor. En büyük sorunumuz sokakta dilendirilen çocuklar. Dolayısıyla sizin aracılığınızla buradan şunu ifade etmek istiyorum. Lütfen sokakta dilendirilen, bakın özellikle tekrar ediyorum, dilenen değil, çocuklara para ve menfaat vermeyin. Çocukların istismarına sebep olmayın. Çünkü onlar dilendirilip onların sırtından para kazanılıyor. Ülkemiz bütün mağdurlarına ve çaresizlerine bakabilecek güce sahiptir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili devletimizin neler yaptığı ve çocuk işçiliğinin önlenmesine, mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesine dönük başta sosyal destek programı olmak üzere konuyla ilgili gerekli açıklamaları Aile Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Bekir Bey bize aktaracak. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Müdürüm. Ben de hoş geldiniz diyorum. Bu konuya öncelik tanıdığınız için basın mensuplarımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sayın Müdürümüzün ifade ettiği gibi Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak özellikle sokakta dilendirilen çocuklarla ilgili bizim çalışmalarımız var. Müdür Bey'in de ifade ettiği gibi ben de burada vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Çocuklara, özellikle dilenen çocuklara lütfen para vermeyiniz. Para verdiğimiz zaman aileler bunu bir gelir kapısı olarak görüyorlar. Çocuklarını sürekli sokaklara salıyorlar. Bunların üzerinden bir rant elde ediyorlar. Ama çocukların geleceklerini çalıyorlar. Bakanlığımız hamdolsun, elhamdülillah, devletimiz bu konuda gerçekten çocuklarla ilgili yapılması gereken bütün imkanları seferber etmiş durumda. Sosyoekonomik destek verdiğimiz ailelerimiz var. Bizim geçen yıl sokakta dilendirilen, çalıştırılan çocuklarla ilgili tespitlerimiz oldu. 18 tane aileyi biz bu konuda hem bizzat çocukların evlerine giderek, inceleme yaparak, bu çocukların maddi imkansızlıklar içerisinde olup olmadıklarını tespit ederek sosyoekonomik destek olarak da onları destekledik. Destek de vermeye devam ediyoruz. Ama bunu sekteye uğratan tek unsur sokakta mendil satan, dilene, onlara hani acıyarak biz bugün ne olacak 1 lira verelim demekle sanki iyi bir iş yapıyormuş algısı bizlerde oluşuyor ama asla ve kata biz çocuklara iyilik yapmıyoruz. Devletimiz hamdolsun bu konuda bütün hizmetlerini seferber etmiş durumda. Bizim sosyal hizmet merkezimizde ASTEP personellerimiz var. Hane hane geziyorlar, ev ev geziyorlar. Bu tespit ettiğimiz çocukların ailelerini tek tek ziyaret ediyorlar. Onlarla ilgili çalışma yapıyorlar. Ekonomik yetersizlik içinde olan ailelere biz bir yıl bazen 2 yıla varan zaman dilimleri içerisinde yardımlar yapıyoruz. Yeter ki çocuklarımızı çalıştırmayalım. Sokaklarda dilendirmeyelim. Çocuk işçiliğinin önüne geçelim. Bunu yalnızca bizim Aile Çalışma Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü olarak tamamen ortadan kaldırmamız, işgür olarak da mümkün değil. Bunu hep beraber yapacağız. Basın olarak sizler farkındalık oluşturacaksınız. Toplumun STK kuruluşları farkındalık oluşturacaklar. Diğer sivil toplum örgütleri tamamen buna önem verecekler ki bu sorunu hep beraber el birliğiyle ortadan kaldıralım. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Çocukların geleceklerini çalmayalım. Çocuklar gibi büyüsünler. Gelecekte hiç kimse ezik bir hayat içerisinde olmasın. Ailelere de eğer gerçekten sosyal yönüyle de, ekonomik yönüyle de bir yetersizlik içerisinde iseniz, ben çocuğumu çalıştırmak zorundayım diyor iseniz, bizim devlet olarak kapımız açık,
bize müracaat edin. Biz desteklerimizi, hizmetlerimizi sizlere aktaralım. Bu konuda sizlerle birlikte çalışalım. Ama asla ve kata çocuklarımızın gelecekleriyle ilgili onların hayatlarından en güzel anlarını çalmayalım. Ben teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz.